Kanal T Spor Objektif programındayız ve bir kez daha Londra'dan spor aktarmak için karşınızdayız. Bugün konuğum Trabzonspor teknik sorumlusu Emrah Kaya. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk başkanım. Sağ olun. Evet, tabii Türkiye'de olayları biliyorsunuz. Fenerbahçe kafilesine yapılan saldırı, Rize Spor maçı sonrasında Sümene'den geçerken yapılan saldırı, savcılık el attı. Maçlar önümüzdeki hafta oynanmayacak. Teki failler yakalansın. Fenerbahçe maçlara çıkmak istemiyor. Tabii ki bu konuda önümüzdeki günlerde gelişmeler devam edecek. Biz böyle bir şeyi tasvip etmeyiz. Yanımızda bir Trabzonsporlu arkadaşımız var. Emrah. Rekabet var. İşte Türkiye'deki gibi. İngiltere'de de Fenerbahçe Trabzon rekabeti var. Fenerbahçe ile Trabzonspor bir final oynayacak iki hafta sonra. Evet, 19'unda. 19'unda oynanacak olan şampiyonluk maçında Fenerbahçe 2 puan önde, evet, son maça çıkıyor. Ancak galip geldiği takdirde Trabzon şampiyon olacak. İki takım da birlikte birinci lige çıkmayı garantiledi. Zaten bu yılı başarıyla sonuçlandırdılar. Evet. Ancak Türkiye'de olan olaylara bir değinmeden geçemedim. Yani hiçbir spor adamının tasvip edemeyeceği bir olay. Bunu Trabzonsporlular da açıkladı. Yani sportif yönden anlaşmayabiliriz, yaptıklarını tasvip etmiyoruz dedi Trabzonspor Başkanı, ama bu yapılan dedi sportif olayın rekabetin dışında, evet, bir olay. Bu dünyanın her yerinde yanlış. Ne diyorsunuz? Yani bunların arkasında bir şey var mı, yoksa daha başka sebepler mi çıkacak? Yani futbolun dışında başka bir olay mı acaba? Bu ilk değil başkanım. Bu olaylar devamı gelecek gibi de geliyor bana. Yani üzücüydü. Yani Trabzonspor dediğim gibi burada taraftarı olarak buradan duyduklarımız, gördüklerimiz hoş şeyler değildi. Evet. Orada ölen olabilirdi. Evet. Allah korudu yine diyebiliriz. Evet, yani çok tehlikeli bir yerdeydi. Çok, evet. Uçurum kenarıydı. Evet. Aracı durdurmayı başardı yaralı halde olmasına rağmen. Biri eliyle frene basmış, koşturup da sporculardan galiba, yöneticilerden. Evet. Çok tehlikeliydi tabii. Bunun takım sporcu ölümü yok başkanım. Bu insan canıdır. Yani kim, evet, olursa olsun, Fenerbahçe olur, Trabzon olur. Yani bu ne çok, sporla sporla bir alakası yok. İnsanlık bir, evet, insanlık dışı bir hareketti. Evet. Kınıyoruz yani Trabzonspor, evet, taraftarı olarak evet, yanlış bir şeydi. Evet. İnşallah da olmaz. Ama gidişat ve görünüş İyi gözükmüyor Türkiye'de. Benim anlamadığım bir olay vardı. Maçlar tatil edildi denildi. Hı hı. Ama buna rağmen Beşiktaş maçı oynandı. Hafta başı, evet, ben de anlamadım. Ama yani bir yani bu geçen haftanın maçıydı da oynanır da önümüzdeki haftanın maçları oynanmaz diye bir dava yok ki. Yani, evet, maçlar tatil edilmişse bir gerginlik var. Bir soru işareti var akıllarda. Evet. Bütün maçlar tatil edildiyse Beşiktaş maçının oynanmaması gerekiyor. Evet. Yani bu böyle bir olay nasıl olur? Karar alındıktan sonra oynatıldığı için. Yani bir gün önceki maçlar da oynatılmayabilirdi ama henüz karar alınmadıydı. Maçların tamamının iptaline karar verildikten sonra bu maçın oynatılması pek akla yakın değildi. Beşiktaş berabere kaldı ve ikincilikten üçüncülüğe geriledi. Yerini Fenerbahçe'ye kaptırdı. Galatasaray ile arasındaki puan farkı da 3 puana yükselmiş oldu. Evet, Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe ikinci ve Beşiktaş üçüncü durumda. Bursaspor dördüncü sıraya yerleşti. Türkiye'de durum bu. Maçlar tatil edildi. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri hep birlikte göreceğiz diyorum. Faillerin de suçluların da yakalanmasını en erken zamanda istiyoruz. Evet. Futboldan elinizi çekin diyelim. Kimsenin kara ellerini futbolda görmek istemiyoruz. Evet, Kıbrıs'ta ise gelişmeler biraz daha değişik. Tabii Kıbrıs'ta Hasan Sertoğlu'nun çıkışı var. Oldukça önemli çıkışlar yapıyor. Bu gelişmeler sonrasında Kıbrıs'ın artık alışılmış düzenin dışına çıkılacağı, kendine pastadan pay edilenlerin
edilenlerin bu düzenin değişmesini istemediğini açıklamalarında görüyoruz. İflas ettiğini bu yönde demeç verenlerin fikirlerinin iflas ettiğini söylüyor. Ve bu nedenle de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde KOP ile yapacağı anlaşmalar ve imzalamaların en ciddi bir şekilde devam edeceğinin sinyallerini veriyor. Evet, bu arada tabii seçimlere doğru gidildiği için de her zaman futbolun içerisine seçimler de karışıyor. Ve politik unsurlar futbolla ilgili bazı detayları vermeye başladı. Bazı fikirler vermeye başladı. Bu da işte Spor Bakanlığı'nın Kıbrıs'ta eğer Futbol Federasyonu böyle bir karar alırsa biz de maddi yardımı keseriz dedi. Yani pek bir iyi, doğru bir yaklaşım bulmadık biz bunu. Umarım ilişkileri kesme yolunda sorunları nasıl giderebiliriz konusunda bir yaklaşımla yaklaşılır ve sorunlar çözülür. Evet, bizim Kıbrıs'ta ve Türkiye'ye programımızda mutlaka az da olsa biraz değiniriz ama esas konumuz Londra'daki futbol. Onun için biz gene yuvamıza dönelim ve Londra'dan futbol konuşalım. Evet. Evet, Trabzonspor bu yıl oldukça başarılı gidiyor. Öncelikle ligi ilk 2'de bitirmeyi garantilediniz. Son maçınız var. Şampiyonluk maçına çıkacaksınız. Fenerbahçe ile 2 puan geridesiniz. Evet. Deplasmanda oynayacağınız bu maçtan 3 puan hedeflediğinizi ben sizin demeçlerinizden biliyorum. Evet. Ama bir de sizden duyalım. Bu maçla ilgili düşünceniz nedir? Şimdi dediğiniz gibi başkanım, bizim bu sezon sadece bir mağlubiyetimiz var. Evet. Bugüne kadar da Fenerbahçe'ye karşıydı. Evet. Ve o maçın mağlubiyeti bizi çok şeylerden ders aldırdı. Yani takviye olsun, kadro değişikliği olsun, o maç bizi uyandırdı. Ve bugüne bu son geldiğimiz durumda, yani final maçına çıkıyorsun. Bir elin kupada değiliz yani. Evet. Bırakmak olmaz. İnanıyoruz, zaten başarmanın yarısı inanmaktan gelmiş. İlk maçı nasıl, kaç kaç yenilmiştiniz? 3-2. 3-2. Daha sonra bir kupa maçınız var yarı finalde. Bu defa da siz yendiniz 3-2 Fenerbahçe'yi. Dolayısıyla bu yıl oynanan iki karşılaşmada biri kupa, birilik, 3-2'lik bir skor var. Üçüncü maçı kim kazanırsa o şampiyon olacak. Beraberlik Fenerbahçe'ye yarıyor. Geçiyor. Evet. Bunun dışında Trabzonspor 2. ligde de finale kaldı. Mausa Türk Gücü'yle final oynayacak. Evet. Mausa Türk Gücü son birkaç haftadır sıkıntı yaşıyor. Yöneticileri arasındaki sıkıntı sporculara yansımış durumda. Böylelikle o maçta, final maçında nasıl bir Mausa Türk Gücü buluruz bilmiyoruz ama Trabzonspor'un bu yıl kupaları toplama hedefi olduğunu biliyoruz. İnşallah. Dumlupınar maçınız var Federasyon Kupası'nda. Evet. Onu nasıl görüyorsunuz? Şimdi bu ligden sonra kupa maçlarına biz rahat çıkmış, rahat bir havada çıkacağız başkanım. Yani yeneriz, yenilmeyiz. Yani rahat çıkacağız. Bir de Dumlupınar'a son izlediğim maçta, Kötürem maçında eski havadan biraz uzak. Yani evet, tabii puanlarının silinmesi, bazı oyuncuların eksik oluşu, bir oyuncunun tabii uzaklaştırılması ligden. Gözümüz kesiyor yani. Evet. Yani şimdi burada şöyle bir durum var. Trabzonspor diyorsunuz ligde 19'unda oynayacağı maçta şampiyonluk için sahaya çıkacak. Evet. Mausa Türk Gücü ile oynayacağı 2. lig kupa finalinde şampiyonluk için sahaya çıkacak. Evet. Ve tabii ki eğer Dumlupınar'ı yenebilecek durumda olduğunuzu düşünüyorsanız bu Federasyon Kupası'nda da yine finali, hatta şampiyonluğu hedefliyorsunuz. İnşallah. Neden olması diyorsunuz. Evet, ikinci ligden birinci lige çıkarken takımlar çok sağlam çıkmak zorunda. Çünkü aynı sıkıntıyı bu yıl yaşayan takımlarımız gibi yaşamamaları için. Evet, ikinci ligden birinci lige çıkan ve son yıllarda birinci ligde oynamak için can atan Mehmetçik, Yeşilada ve Türk Ocağı gibi takımlar bugün birinci ligden geri ikinci lige düşmemek için mücadele ediyorlar. Türk Ocağı 5-1 yenildiği Boğaziçi maçı sonrasında Digiturk birinci liginde ligin dibinde 7 puanla yer alırken bu hafta Mehmetçik'i yenerek puanını 11'e yükselten Yeşilada düşme hattı dışında, playoff sınırı dışında kalırken düşme hattındaki Türk Ocağı'nın üzerinde yer alan 10 puanlı Mehmetçik de playoff oynama sınırı içerisinde yer aldı. Bu 3 takımdan biri küme düşecek,
Biri playoff oynayacak. Biri gelecek sezonda birincilikte maçlar oynamaya devam edecek. Evet, bu sebepten dolayı geçtiğimiz yıl birinciliğe çıkan takımları görüyoruz ki birincilikteki güçlü takımlar içerisinde tutulmaları biraz zor oluyor. Hatta mümkün olmuyor. Bu konuda Fenerbahçe ve Trabzon bu yıl biraz daha şanslı oturmuş. Bir yıl önce çıkabilecekleri birinci lige bir yıl sonra çıkıyor bu iki takımda. Evet. Ve geçtiğimiz yıla göre daha iyi, daha oturmuş, daha iyi bir takımla çıkıyor. Evet. Birinci ligde şu andaki takımınız tutunur mu yoksa bazı takviyeler yapmayı planlıyor musunuz? Zaten bizim çıkmamızın ana sebebi tecrübeli topçularımızdan kurduğumuz kadro ana sebep. Yani şu ana takımın herkes diyebilirim ki birinci ligde oynamış. Ve bu sene şampiyonluğuna inanıp da Trabzonspor adına gelip takımı şampiyon yapalım. Yeniden birinciliğe dönelim. Yani herkes buna inanarak, isteyerek takımı bitirdim. Tecrübe çok çoğaldı ortamda. Bizim için kolay oldu aslında yani, evet. Promotion. Yani ama tabii ki takviye lazım olacak. Çünkü görüyoruz yani güçlü takımlar. Yalova olsun, Dünyapınar olsun, Kötüre. Evet. Ama çıkıp da öyle düşme niyetimiz yok. Ortalar olsun, ilk beş olsun. Planlarına yavaş yavaş başlıyoruz. Şu lig evet. Hayırlısı bir bitsin. İnşallah güzel şeyler olacak. Evet, 3 kupada da şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor'un başarılı hocası Emrah bizlere önümüzdeki sene birincilikte ilk 5 veyahut ligin ortalarında yer almak için birkaç takviye yaparak yollarına devam edeceklerinin haberini şimdiden vermiş oldu. Evet, geçtiğimiz hafta birinci ligin zirvesi çok önemli maçlar oynandı biliyorsunuz, evet. Emrah. Ve bunların en önemlisi puan kaybına tahammülü olmayan Dumlupınar 4 puan farkla lider, 6 puan farkla herkesin önünde lider durumdayken elinden alınan 10 puanı var ki bu tabii ki kurallar gereğince alındı. Bu 10 puanın alınmasından sonra 4 puan geriye düşmüştü şampiyonluk yarışında. Puan kaybetmeye tahammülü yoktu. Dumlupınar Kötüre karşısında Dumlupınar 1-0 mağlup duruma düştü. Arayan'la penaltiden durumu 1-1 yaptı. Ama Hasan'ın golüyle 2-1 mağlup oldu. Ve böylelikle Pekün'ün 6 puan gerisine düşmüş oldu şu anda. Evet. 7 puan gerisine düşmüş oldu. Geri kalan 4 maçı var Pekün'ün. Hatta 3 maçı kaldı Pekün'ün. Geri kalan 3 maçında 7 puan kaybetmesi Pekün'ün oldukça zor gibi görünüyor. Evet. Bunlardan biri Dumlupınar'la olsa dahi. Ancak Kötüren'in galibiyetiyle Dumlupınar potadan çıkarken bir başka takım daha vardı aslında potadan çıkan, Yalova. Evet. Kağıt üzerinde halen herkes birbirini yener. 6 maçın 6'sını da Yalova kazanırsa sezonun sonunda 44 puanla ve avarajla şampiyon olabilir. Ama sadece kağıt üzerinde kalmış bir hesap gibi geliyor bana. Evet. Geçen haftaki bu karşılaşma sonrasında Pekün 40 puanla lider. Bunu 35 puanla Kötüre izliyor. Ama Kötüre'nin 2 maçı eksik. Burada bir duralım önce. 2 maçı eksik, 5 puan geriden geliyor. Yalova ile çarşamba akşamı yarın akşam maç yapacak. Ve bu maçı kazandığını düşünelim. Evet. Pazar'da Mevlana ile oynadığı maçı kazandığı takdirde bir puan öne geçiyor. Son 3 haftaya lider olarak giriyor. Evet. Yani şu anda Kötüre 5 puan geride olmasına rağmen gizli lider diyebiliriz, evet. Lig için. Kötüre'yi gördün hafta sonu. Ne düşünüyorsun Kötüre açısından? Ben son 25 dakika yetişebildim maçın. Zaten ikinci golde Dünyapınar'ın defans blokunda büyük bir hata oluşturan bir golden gol gelmişti. Defans çok iyi. Sefa abin zaten stoperleri galiba. Evet. Senenedir o agresif karakteri, evet. Tecrübesi, arkadan maç yönetmesi, sağ dışı yönetim, kalabalık bir yönetim ruhları var orada. Hı-hı. Biraz şampiyonluk yolunda Pekün maçı ve Kötüre yani gördüğün zaman Pekün biraz daha yerden top oynayan takım. Hı-hı. Kötüre uzun giden bir takım. Üstelik maçta Vodamloç'ta. Vodamloç'ta. Evet. Pekün biraz
teknik bakımdan Pekin biraz avantajı Avantajı görünüyor. görünüyor. Çünkü Kötüre Prince Park'ı çok iyi kullanan bir takım. Yani Evet. agresif futbolla zeminine iyi alışmış bir takım. Onun için Pekin ilk maçta 2-1 yenmişti Kötüre galiba. Valla o maç zorlu geçecek ama iki takım arasında fark var yani. Birisi Evet. daha sert, birisi daha teknik, yani değişik style takımlar. Pekün mü diyorsunuz, kötü mü diyorsunuz? Zor soru başkanım. Pekünlüyüm ben. Evet. İsterim ki köyüm takımı yenilsin. Pekispor yenilsin. Evet. Yani burada iki takımın da şansı var ama ne kadar da spor adamı olsak gönlümüzdekini de söylemeden Evet. geçemiyoruz. İnşallah. Evet, bu arada bu iki takımın dışında şampiyonluk hesapları yapan bir diğer takım daha var. O da Yeni Boğaziçi. Evet. Yeni Boğaziçi geriye kalan maçların tamamını kazanmakla mecburiyeti var. Çünkü Kötüre maçlarını kazanamayıp geriye düşerse, ki bu iki maç, bunlar Yalova var. Bunların içinde Yalova maçı var. Yalova'yı geçtiği takdirde Mevlana var. Mevlana'yı geçtiği takdirde Yeni Boğaziçi var ve Evet. Pekün var. Yani eğer bu maçlardan Yeni Boğaziçi'ne yenilmek zorunda, Yeni Boğaz'a yenildiğinin dışında Pekün'ü yenemediği takdirde Kötüre, o zaman son maç Pekün'le Boğaziçi Boğaziçi. şampiyonluk Şampiyonluk maçına maçı oluyor. çıkabiliyor. Çok değişik hesaplara Evet, gidiyor, evet. onun için ilerleyen haftalar bütün bu takımların neler yapabileceğini gösterecek. Yarın akşamki maç bence çok çok önemli. Çünkü Kötüre'nin şu anda bir maç kaybetme Lüksü var. lüksü var. Var. Ama bu Pekün'e karşı olmaması lazım. Tabii. Pekün'ün dışında bir maç kaybetme hakkı var. Evet. Bu da birazcık üzerindeki stresi kaldırıyor Evet. Pekün'ün. Tabii ki bakalım bu maçlar neyi getirecek? Güzel karşılaşmalar olacak diye düşünüyorum. Boğaziçi'ni dediniz ama Erdoğan abim geçenlerde konuşmuştuk. Sıkıntısını farkındayım. Sakatlıklar Erdoğan abinin hem kupa finali olsun hem ondan sonra lig maçları olsun çok derde soktu. Yani iyi bir forvetleri şu anda sakat. Evet. Birkaç defansı galiba sezonu kapatmış. Yani Erdoğan abinin şu anda morali sakatlıkların yüzünden bozuk gibi görünüyor. Ama Evet. yani yine o ruh, yine o yeni Boğaziçi liglerimizin en köklü takımlarından bir tanesi yani. Tabii Boğaziçi'nin sahaya sürmediği 3 tane silahı var. Sezon başından beridir kadrosunda bulundurduğu Şeyin, Deniz ve Cengiz. Bu 3 oyuncu kadrosunda bulundurmasına rağmen bir türlü sahaya hiç sürmedi. Bunlar ya futbol oynamıyor, ya İngiliz liginde oynuyor, ya Rum liginde oynuyor. Ama kadrosuna dahil olmuş olmasına rağmen bir türlü sahaya çıkmıyor. Şimdi kurallar gereği bu oyuncularını sadece son maça getirip oynatamıyor. Daha önceden oynatması lazım. Yani zamanı şimdi. Şimdi. Yani önümüzde 4 karşılaşması kalmış. Bunların hepsine bu oyuncularını getirip oynatması lazım. Aksi takdirde yani son maç getirip de son Oynatamaz. maça oynatamazsınız. Erdoğan abi kolları Evet. sıvaması lazım o zaman. Gelmiyorlar diyor. Gelmiyor. Biliyorsunuz Boğaziçi'de prensip sahibi bir Tabii. takım. Amatör futbolu amatör olarak oynatıyor. Evet. Beni buraya kadar bu kadar insan taşımışken bir yahut iki kişiye para verip de oyunun ne şeklini bozarım ne takımın düzenini bozarım diyor. Yani şampiyonluk uğruna da olsa prensiplerinden taviz vermeyen bir Evet. takım. Evet, birinci ligde şampiyonluk yolunda oynanacak maçlar çok çok zor. Ama önce eksik maçlar oynanacak. Ve bu hafta yarın akşam, çarşamba akşamı Kötüre Yalova New River'de karşılaşacak. Ardından pazar günü Kötüre Mevlana ile oynarken Yeni Boğaziçi'de Dumlupınar'la karşılaşacak. İşte bu 3 erteleme maçı sonrasında son 3 haftaya girilirken takımların oynamış oldukları maç sayısı eşit ve almış olduğu puanlar da gerçek ilk 3 sırayı belirleyecek. Bakalım nasıl gerçekleşecek. Evet, birinci ligde durum böyleydi hafta içerisinde. Bunun dışında ikinci ligde de bir konuşalım. Çünkü birinci ve ikinci olarak çıkan takım belli oldu. Evet. Şampiyon olan takım son maç belli Son olacak. maç belli olacak. Ancak playoff var. Yani birinci lige çıkabilecek bir takım daha var.
Bu da Düzce, Diyarbakır ve Metege olarak belirlendi. Bu üç takımla birlikte birincilikten playoff sınırında kalacak olan takım, bu dört takımın mücadelesi kim haklı çıkarsa, kim üstün çıkarsa, evet, ya alttaki üç takımdan biri üste çıkacak ya üstteki takım yerini korumuş olacak. Evet. Burada Mehmetçik yahut Yeşilada'nın gücünü biliyorsunuz. Evet. Bu takımların ikincilikteki diğer üç takıma oranla şansı ne? Yeşilada Mehmetçik'ten bence üstün bir takım. Yani inanmış olsun, kadro biçimi olsun. Bir de Hacı abi, Oktay abinin inanılmaz derece takıma şeyi var. İsteği, azimi yani görüyoruz. Motivasyonu yani çok iyi. Yani takdir ediyorum. Mehmetçik kulübünü geçen izledim. Yeşilada maçı 8-1 bitti galiba maç. 8-2. 8-2. Evet. Çok dağınık, isteksiz. Yani bayrağı sallamışlar gibi gözüküyor. Ve playoff sistemi ne zaman başlıyor ben bunu derim. Yani düşen takım playoff'a sıcak bakmaz. Her zaman çıkan takım daha istekli bakar. Daha playoff'ta istekli bakar. Daha iyi hazırlanır, daha evet, çok istekli bakar. Ama Yeşilada yani ilk ikiden Yeşilada'ya ben daha iyi takım görüyorum Mehmetçik'ten. Mehmetçik'in düştüğünü, playoff oynadığını farz edelim o zaman. Mehmetçik dördüncü sıradaki Mausa Türk gücüyle oynayacak. Büyük bir ihtimal. Düzce'yle de Diyarbakır karşılaşacak. Böyle bir ortamda Mehmetçik, Metege'nin de son haftalarda tadı yok. Sorunları var. Düzce'yle Diyarbakır ikisi de eşit hemen hemen bu haftada 6-5, 7-6 gibi bir skorla 6-7. Bitirdiler. Çıkan olur mu yoksa üstteki takımın şansı daha fazla? Eğer Mehmetçik o platforma girerse Mehmetçik zor gözüküyor. Çünkü bizi bu sene ikincilikte Düzce Spor çok zorladı. Üç maçımızı almamıza evet, rağmen ilk lig maçımız 1-0 zor yendik. Yani zor derken zorlandık yani açıkçası. Evet. Kupa maçımızda 5-1 rahat skor aldık ama o maç son bölüme kadar başa baş gidiyordu. Lig maçı 2-1 yeniyordu. Son 15 dakikada 3-2 yani. O bizim kader maçımızdı. Evet. O maç gitseydi zaten biz şu anda Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etmişiz zaten. Evet. Her maçta zorlandım. Çünkü Düzce Spor'un ekibi en az bu liglerde 10-15 sene oynayan yani arkadaşlarım oluyor arkadaşlar. Experience yani çok tecrübeli kadrolarla kurulmuş bir takım. Ama evet, Diyarbakır da yani öyle kolay yenecek, yenecek bir takım değil. Yani çok gençlerin toplumu. Evet, Diyarbakır'la Düzce'nin galibi playoff'ta biraz avantajlı diye düşünüyoruz. Yani düşünüyorsunuz evet, siz. Evet, duydunuz Emrah bazı tiyolar verdiği görüşlerini ve gözlemlerini aktardı. Genç bir antrenör ancak takımıyla yatıp takımıyla kalkıyor. Çünkü spor sevgisi, spora olan düşkünlüğü fazla. İnsanlara da böyle hastalıklar versin diyeceğiz. Çünkü böyle hastalıklara can kurban. İnsan ne sokaklarda ne boşa zamanını harcamıyor. Geliyor, gençlere hizmet veriyor, evet, bir ortam hazırlıyor. Sabah çıkıyorum diyor Emrah. Sporcuları bazılarını evlerinden alıyorum. Maçtan sonra evlerine dağıtıyorum diyor. Yani kolay değil böyle evde oturup de ben de bir takım çalıştıracağım. Kesinlikle. Benim de bir takımım olsun diyenleri görüyoruz zaten. Yolda patır patır dökülüyorlar. Bırakıp gidiyorlar. Evet, ağır geliyor çünkü yük. Bir evet, yılda olsa bazısına maddi bazısına manevi evet, olarak ağır geliyor. Ve çekip gitmek zorunda kalıyorlar. Tabii bu giden takımlar var Emrah. Uzun zamandır konuşuluyor. Yani ben bir örnek vereceğim. Mesela Binatlı geldi. Neden Binatlı'yı örnek vereyim? Kimse üstüne alınmasın diye. Evet. Hem şöyle ki geldi Binatlı. Ayağının tozuyla oynadı. Birinci lige çıktı. İkinci olarak çıktı. Şampiyon olarak da çıkamadı hatta. Ben köy galiba şampiyon. Evet. Birinci lige çıktı. Birinci ligde ayağının tozuyla şampiyon oldu. Evet. Daha sonra da lige devam etmedi. Şimdi işte ligden ayrıldı. İstemediğiniz kaçtı adamlar falan denildi. Ben bakıyorum. Binatlı'nın bütün oyuncuları ligde oynuyor yine. Ayrılan kim oldu? Antrenörleri ligde antrenörlük yapıyor. Kendileri yönetici zaten aramızda. Hem masterlerde futbol oynuyor hem diğer yöneticilerin gitmediği kadar maçı gidip seyrediyor. Mehmet olsun, diğer arkadaşlar olsun. Dolayısıyla yani
kimsenin ayrıldığı yok. Sadece bir takımın yöneticileri değişiyor. Adı Binatlı'yken ne bileyim işte Mausa Türkgücü oluyor. Evet. Mausa'yken Kötürü oluyor. Kötürü'yken Trabzon oluyor. Karadeniz oluyor. Evet. Yani dolayısıyla kimsenin ligi bırakıp gittiği yok. Yalnız yıpranan, yorulan, istediğini alamayan, zevkini tadan, tatmin eden evet. kişiler çekiliyor. Yoksa kimsenin bırakıp kaçtığı yok. Yani bu Akıncılar örneğinde de aynı. Bütün Akıncılar futbolcuları ligde oynuyor. İşte antrenörü Ali ligimizde. Hüseyin masterlerde görev yapıyor. İki tanesi benimle oynuyor. Nurhan'la Mete mesela. Evet. Bu arada Ramazan Başkan sağ olsun programlara katılıyor. Spor gecelerine katılıyor falan. Yani kimsenin bırakıp kaçtığı yok. Yalnız zamanını dolduran, gönlü o kadar yeten, verdiği hizmetin yeterli olduğuna inanan. Bazıları da ama güzel çekilmek lazım başkan. Mesela bıktıysan güzelce bir çekilmen lazım. Ya da zor geliyorsa güzelce ayrılman lazım. Her şey güzelce bakmamız lazım. Yani çünkü sezonu bitireceksin. Biz bir örnek vereyim. Karadeniz evet. Gençlik zamanında biz 6-7 ay liglerde bir sene yakın ayrı kaldık. Evet. Ama her gün şu olduk yani özledik yani. Sahaları özledik. O maç atmosferleri özledik. Ya ne oldu? Seriye başka isimle katıldık. Evet. Ama biz öyle şey yapmadık yani. Başkaları da var. Ayrılan ve özlemini çeken. Zaten kaçamıyor kimse. Evet. Yani bugün Doğan Türk Birliği'nin sporcuları bu sezon oynayamamalarının sebebi yalnız zamanda çekilmiş olması takım. Yazık oldu takım. Onlara da. Ortada kaldılar. Bir ay sonra tekrar takımlara giderler, oynarlar. Yöneticileri zaten ligimizde devam ediyor. Hiçbirinin ayrıldığı yok. Sayın Alp da şey yapıyor. Televizyon programı olarak ligimizi tanıtıyor. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Yani kimsenin bırakıp kaçtığı yok. Görev değişikliği oluyor yalnız. Evet. Antrenörken gazeteci, gazeteciyken futbolcu oluyorsunuz. Böyle devam ediyor. Evet. Yani biz başkandık, şimdi sekreter olduk, lisans sekreteri. Kimsenin bırakıp bir yere gittiği yok. Çünkü evet. futbol aşığıyız, futbolu seviyoruz ve bu evet. sporu devam ettirmeye kararlıyız. Evet. Evet, ikinci bölümde yeniden birlikte olacağız ve sizlere Londra'dan spor aktarmaya devam edeceğiz sevgili Kanal T Sporjektif izleyicileri. Kanal T ve Sporjektif programındayız. Konuğum Emrah Kaya, Trabzonspor teknik sorumlusu. Birinci bölümde Londra'daki ligleri, kupaları, oynanacak maçları, alınan puanları, verilen puanları, şampiyonluktan kopanları onları konuştuk. İkinci bölümde birazcık daha geniş yapılan diğer olaylardan bahsetmek istiyoruz. Evet Emrah, biliyorsun yavaş yavaş futbolumuz açılmaya başladı. Rayman Lig'den biliyorsunuz Aslan da başladı bu iş. Evet. Aslan'ı kurduk, insanların gözünü açtık. Dedik ki böyle bir durum olabilir. Aslan'ı götürdük, şampiyon yaptık. Daha sonra daha yukarıda bir hazır takım bulunca Aslan'ı onun içerisine karıştırmaya çalıştık. Başka arkadaşlar çıktı, başka bir yere gitti. Broxburn'a, oradan geçtiler, V'ye geçtiler. Evet. Bugün son 5-6 haftada almış oldukları kötü sonuçlar sonrasında playoff şansını kaybettiler. Evet. Ama ilk yıl ligde kaldılar, ikinci yılda başa oynayabilecek bir takım yarattılar. Zannederim bu tecrübeyle önümüzdeki yılda daha başarılı olacaklar. İnşallah. Evet, diğer taraftan Waltham Forest var. Waltham Forest bize biraz daha yakın bir ekip. Waltham Forest'i biraz daha topluma kazandırmaya çalıştık. Bunun için gerçi birincilik parasızlıktan, takımsızlıktan veyanın toparlanıp yukarıda kalmasından küme düştük. Ama bununla birlikte Waltham Forest'te bir işte veteranlar ligi oluştu. Hı hı. Veteran takım oluştu. Takip liglerimizden. Ve bu toplumu bir araya getirmeye yarıyor. Tabii bu arada orada da Waltham Forest'te Essex Senior Ligi'nde orada da bazı Türk oyuncular kendilerine yer bulmaya başladılar. Hı hı. Böylelikle yavaş yavaş bir profesyonelliğe bir açılım evet. oluyor. Evet. Bu girişimleri nasıl buluyorsun? Mutlu. Yani sevinç, yani gurur verici bir şey. Yani oyuncularımızın liglerde oynaması, yani orada kimler onları izleyebilir, scout mesela, yani yolları da açılıyor, yarı profesyonel seviyesini, yani onlar için daha bir iyi bir dönem, iyi bir lig, yani her şey onlar için daha iyidir. Sporcular için. Sporcular öyle. Için. Şimdi yöneticilere bakıyorum,
işte aynı ülkeden Rum arkadaşlarımız Enfield Town'u almış. Barnet'i almışlar. Diğer taraftan işte Wingate'i başka bir grup aldı falan derken herkes bir yerlerde bir şeyler yapmış. Ama biz bir kere bir yerlere gelmemişiz. Bu yeni başlayan atılımda da maalesef insanlar birlikte hareket etme yerine yine bölünme yoluna girmiş. Yani Waltham Forest alınmış ama Waltham Forest'e gelme yerine başka yere gidilmiş. Şimdi işte Vea var, Waltham Forest var, bunlara gelme yerine belki başka bir yere de biz gideriz. Yani biz de hiç hep birlikte olalım, büyük bir olayın küçük bir parçası olalım ama büyük bir olayın içinde olalım diye düşünmüyoruz. Evet. Herkes bölünüp küçük küçük yerlerde No Indian All Chief dediğimiz herkesin yani şef olmak istediği bir davranışımız var. Yani bunun önüne geçemeyecek miyiz? Yani biz hep birlikte bir yere gelip bu spor adamları bir kulübü bir topluma büyük bir olayı kazandıramayacak mıyız? Dileğimiz keşke, yani inşallah olsa da biz de mutlu olsak, sevinsek. Çünkü o futbolcularımız da var, değerli büyüklerimiz de var öyle, ama zor. Çünkü herkes benim olsun, onun olmasın gibisinin niyeti var. Ama siz, yani sizin attığınız adım çok başarılı, yani biz hep takip ediyoruz yani maçları. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii bu arada biliyorsunuz bunun dışında LFA kupaları vardı. Bu yıl LFA kupalarında da başarılı oldu takımlarımız. LFA kupalarında bir yarı finalden geri döndük. İki numaralı kupada finalde geri döndük Boğaziçi'yle. Şimdi üç numaralı kupada Türk Ocağı'la final oynayacağız 19'unda. Evet, bu takım daha önce Fenerbahçe'yi 4-0 yenerek eleyen bir takım. Evet. Yani oldukça güçlü bir ekip. Ancak Türk Ocağı da ligde aldığı sonuçlarla kupada aldığı sonuçlar birbirini tutmuyor. Nedeni elindeki oyuncuları lig için motive edememesi. Bir de üniversiteli futbolcularının takıma kupa dışında gelmeyişi. Umarız 19'unda yapılacak LFA Kupası maçında Türk Ocağı bu yıl birinci liginden küme düşüyor olsa dahi sezonu LFA Kupası şampiyonu olarak tamamlar ve bu Junior Cup'ı bizlere kazandırır. Evet. Hep birlikte Sayın Mehmet Gözde Türk Ocağı'nı 19'unda desteklemeye geleceğiz. Kameralarımızla, seyircimizle, bayrağımızla. Bakalım Kıbrıs'taki ikinci ligden birinci lige giren Türk Ocağı'nın bu coşkusuna İngiltere'deki Türk Ocağı da LFA Kupası'nda Junior Cup'ta şampiyon olarak bir artı ivme katacak mı? İnşallah. Evet, bunun dışında gençlerimiz tekrar futbola geri döndü bu hafta. En nihayet uzun bir aradan sonra Golden Eagle'la Yeni Boğaziçi karşılaştı. Önümüzdeki haftada resmi olarak 21 yaş altı ve 16 yaş altı takımları maçlarına başlayacak. Bu liglerin bir üste taşınabilmesi, rakamın çoğalması ve liglerin çok daha ciddi bir seviyeye gelmesi için bu liglerin hafta arası gece maçı olarak oynatılması gerektiğini biliyoruz. Evet. Çünkü gerek cumartesi diğer liglerde maçların olması, gerek Türk okullarının oluşu cumartesi maçlarını ve takımlarının sayısını sınırlı tutuyor. Bir de maçların başlama zamanını çok geç alıyoruz. Ve takımlarda oyuncular bulmakta zorlanıyor. Bize çok az takım kalıyor. Önümüzdeki yıl Sayın Başkan Kemal Soyer'den, Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Kemal Soyer'den Gençler Ligi'ni Eylül ayının ikinci haftasında liglerle birlikte başlatmasını ve bu ligleri hafta arası yaparak katılımın çoğalması yönünde bir adım atmasını bekliyoruz. Ve buradan öyle bir uyarıda da bulunuyoruz. Bu teşhisi daha önceden koymuştuk. Bu raporu daha önceden bildirmiştik. Bu yıl uygulamaya koyacaktık. Geç kalındı, konmadı. İnşallah önümüzdeki yıl konur ve gençler de sezona büyükleriyle başlar, büyükleriyle bitirir. Yeterli takım sayısına ulaşırız. Evet, Doğan Türk Birliği Tolga Elit futbol takımıyla birlikte yani aslında Coach Tolga Elit futbol takımı Doğan Türk Birliği de sponsor olunca Doğan Türk Birliği ismi adı altında
İster Kupası'na katıldı Hollanda'da. Böyle girişimleri destekliyoruz. Yalnız tabii ki işte ilki başardık falan diye bazı haberler çıktı bazı yerlerde. Tabii ki bunun geriye gideceği gidersek Avrupa Türk Spor Birliği var. Sayın Paşa'nın rahmetlik Sayın Paşa'nın kurduğu Necdet Topçu'nun desteklediği Sağlam'ın Şener abi, Sağlam'ın evet. içinde olduğu bir grup vardı ki 2000'li yılların başında bu girişimleri yapmıştı. Bununla birlikte Doğan Güneş İster Kupası 2003 yılı şampiyonudur. Kaldı ki 8 gün giren uzun bir şampiyonaydı. Daha sonra Türkiye'ye gidildi. Gençler Birliği'nde turnuvaya katılındı. Bir hafta Ankara'da kalındı. 15 gün Trabzonspor'un konuğu olduk. Trabzonspor tesislerinde kaldık. Denizli'ye gidildi. Bu badareden, bu aşamadan geçen birçok takımımız ve birçok kulübümüz oldu. Dolayısıyla bir haberi verirken de biraz doğruluğunu vermemiz lazım. Ancak tabii ki gençlerimizin gerek ülke dışına gerekse ülke içerisinde turnuvalara katılmalarını, bu katılan takımlarımızı, onların yönetici ve spor hocalarını ve bunlara sponsor olan bütün iş adamlarımızı gönülden destekliyoruz ve başarılarının ve desteklerinin devamını da diliyoruz. Evet, şimdi programın son bölümüne geldik artık yavaş yavaş. Biz spor aktardığımız için böyle çok çok uzun saatler konuşmuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 10 puanı silinen bir Dumlupınar var. Siz ikincilik takımısınız. Hı hı. Yani hiçbir alışınız, vereceğiniz yok bu takımla. Bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Üzücüydü başkanım. Yani tamam hak neyse o olsun diyoruz ama bir de Dumlupınar yani o duruma düşmesi bizi üzdü. Yani evet. Keşke olmasaydı diyorduk. Yani keşke biraz daha dikkatli olunsaydı. Fazla konulara derin girmeyeceğim çünkü o olay bayağı konuşuldu edildi. Evet. Ama ben kendi adıma konuşayım. Ben üzüldüm yani. Evet, şimdi tabii bu seneki için bir karar verildi. Evet. Yani denildi ki işte bu sene 10 puanı silinsin. Yönetim Hı. kurulu böyle karar aldı. LFE'ye gidilir mi? Bu karar değişir mi? Değişmez mi? İleriki günlerdeki Belli bir olacak. Olay. Yani LFE eğer karar verir de derse ki bu 10 puanı almamanız gerekirdi. Dumlupınar'a iade edilir. Hı hı. Belki LFE der ki bu 10 puan az geldi 15 puan alın der. Belki aldığınız puanları da dağıdın der. Belki de biz o karara karışmıyoruz der. Para cezasını verir. O karar yine olduğu gibi kalır. Ama bir de üstünden para cezası verir. Evet. Üçüncü takımların müracaatlarını belki kabul etmeyebilir bile. Bakalım önümüzdeki günlerde bunlar konuşulacak. Ancak son günlerde bir önceki yılın hatta ondan önceki yılın gerçi Doğan Türk Birliği'nin yöneticisi olarak kendini atleden arkadaşımız maalesef bir türlü dili varmıyor bir önceki yılda o kupa bizimdi demeye. Ama eğer geçen yılki kupayı istiyorlarsa öncelikle bir yıl önceye gidip Binatlı'nın kupasını istemeleri lazım. Çünkü Binatlı'nın şampiyon olduğu yılda bu sporcu isimde yanlış isimde kaydedildiği yıl o. Bu sporcunun o yılda da profesyonel olduğu açık. Dolayısıyla bu sporcu o yılda da profesyoneldi, o yılda kaydedilmiştir. Yani bu işi yanlış yapan varsa Binatlı yöneticileriydi. Başlangıçta onun tabii antrenörlerin yer değiştirmesiyle aynı oyuncuların yani Dumlupınar'a geçmesiyle Binatlı'nın kapanmasının ardından bu olay Dumlupınar'a da geçmiş oldu. Eğer bir şey isteniyorsa iki sezondan da istenmesi lazım. Evet. Ha buna bir bakılır mı, bu görüşülür mü, bu kapanmış bir sezon bitmiş bir genel kurulla onaylanmış bir olay için bir görüşme yapılır mı bilemiyoruz. Evet. Ama öncelikle insanlar hakkını ararken doğru arasınlar. Yarısını isteyip yarısı başka sebeplerden dolayı işte reklam alıyoruz, biraz para kazanıyoruz ona dokunmayalım diyerek yarısını göz ardı etmemesi lazım Tabii. insanların. Yönetici sıfatı varsa yöneticilik sıfatını doğru yapacak. Habercilik sıfatı varsa da haberciliğini doğru yapacak. Yarım yamalak yapması gerekmiyor diye düşünüyorum. Evet, şimdi sezonun sonuna doğru geliyoruz. Trabzonspor alacaklarını aldı. Bana göre. Bundan sonrası artık keyin üstündeki
kremaları. Yani esas olan bir keyif yapıp birinci lige çıkmaktı. Evet. İşte onu başardınız. Şimdi üzerine bu şampiyonlukla bunu süsler miyiz? İkinci lig şampiyonluğuyla bunu perçinler miyiz? Federasyon kupasında biraz daha ilerleyip hatta belki final şampiyonluk olur da sükse yapar mıyız diye bir çabanız var. Abiniz, başkanınız bu işte daha fazla ilgileniyor ama şöyle ortalama bir senede ne kadar para harcıyor bir kulüp hayatta kalabilmek için? İkincilikte. İkincilikte. Şimdi başkanım masraflar aynı gibi. Sağ parası mesela çoğu takımda aynı sahalar kullanıyor. Birinci, ikinci. Yani 1000 lira diyelim yuvarlak konuşalım. 1000 lira sağ parası istiyoruz. 500 lira hakem parası. Yani, 1000 lira hakem parası istiyoruz. Evet. 1000 lira malzeme parası istiyoruz. Bunun suyu var, forması var, eşofmanı var tabii. Falan filan. 1000 lira da malzeme istiyoruz. 5000 buluyor başkanım. 5000 buluyor. Yani, takım bile ayda bir kere yeme... Bir şeyler oluyor. Yani ya adamlara para ödüyorsunuz 20-30 lira gelip gitmeye yahut bir yemeğe götürüyorsunuz. Sosyal bir yardım. Bunun da tutarı ne oluyor? Senenin sonunda 5000 lira oluyor. Oluyor. Birinci lige çıktığınızda belki bu 6000'i bulur diyelim. 7000'i bulur. Çünkü saha yine aynı para, malzeme yine aynı, hakem yine aynı para. Evet. Sadece değişen biraz da sporcuların kalitesinde. Bir iki maçın fazla olması. Zaten biz hem sahayı 1000 lira korken fazla koyduk, hem hakemi 1000 lira korken fazla koyduk. Dolayısıyla 5000 lira bir takımı bir yıl idare etmeye yetiyor. 5000 lira da insanı öldürmüyor. Evet. Yani iş adamıysanız ve yalnız başınıza idare ediyorsunuz kulübü. Sponsorunuz da varsa. Biraz sponsor buluyorsunuz. Birazını siz koyuyorsunuz. Bunu uzun yıllar gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet. İşte Yeni Boğaziçi'nin neden bu kadar yıldır aralıksız ayakta olduğunun bir göstergesi. Yani her yıl çıkıyor sayın baca 4, 5, 6 tane sponsor buluyor. Büyük olmasalar bile, binlik olsalar bile 5-6 bin lirayı topluyor. 3-5 tane yöneticisi biraz yardım yapıyor. Ufak bir gece düzenliyor, bir piyango yapıyor derken masraflar çıkıyor. En iyi statta, en güzel ortamda, en uygun şartlarda sporcularını spora teşvik ediyor ve oynuyor. Yani durum böyleyken neden bu hırs? Neden bu kadar para harcamak zorunda kalalım da bu lig ağır geldiği için binatlı ben bu parayı orada harcayacağıma gider profesyonellikte harcarım deyip kulübü kapatsın. Yahu eğer harcayacaksanız profesyonellikte harcayın. Ama buradakini de devam ettirin çünkü buradaki öyle bir para istemiyor zaten. Evet. Yeter ki hırsınızın ölçüsünü bilin. Doğan Türk Birliği harcıyor sonra bakıyor ki ilk 2-3 maç yenilmiş boşuna bütün sezon gidecek deyip ligden bahane bulup çekiliyor. Yalova, Hasan Başkan, Cevdet Başkan, Savaş kendilerini zora sokup da ezilip canlarını yiyorlar. Akıncıların durumu aynı harcayıp ondan sonra harcamayıp da aşağı düştükleri zaman... Halbuki bir Boğaziçi aşağıda düşüyor, yukarıda çıkıyor, ikinci lige de iniyor, yukarıda çıkıyor. Yani bunu aynısı Pekin'de yıllardır görüyoruz. Aynısı Kötüre'de 10-15 yıldır görüyoruz. Sürekli birinci, ikinci lig altlarda, ortalarda geziniyorlar. Sırası geldi mi de bir yıl ansızın o şampiyonluğu da yakalıyor. Evet. Yani böyle yapıldığı zaman çok daha zevkli ve bir toplum ligi olmaz mı ligimiz? Dengeyi tutmamız lazım başkanım. Yani sezon başı, sezon ortası yani... Nasıl yola başarırsan öyle devam etmen lazım. Yani çünkü Allah korusun yani örnek ki Doğan Türk Birliği örneği var mesela. Evet. Fazla gittiği zaman maddi konusunda bile biraz istediğin skorlar alınmazsa ki öyle durumlar oldu. Hayır çünkü 12 takımın 12'sinin de bu parayı harcadığını düşünün. Çok büyük paralar harcadığını duyduk yani. Evet şimdi farz edin ki bunların 6 tanesi harcıyor bu parayı. 6 tanesi büyük para harcıyor. Sonra dönüyorsunuz. Bunların 5 tanesi şampiyon olamayacak. Bir tanesi olacak. Evet. Diğer 5 takım zor durumda kalıyor. Verdiği paradan dolayı, veremediği paradan dolayı anlatabildim mi? Rekabete giriliyor. Bazen de bütçeyi de aşıyor. Bütün yani bir takımın sorunu bütün takımları etkiliyor başkanım. Yani. Evet. Bütün takımları etkiliyor. Yani bu yıl işte Doğan Türkbirliği'nin çekilmesiyle Dumlu Pınar 3 puan kaybetti. Pekin 1 puan kaybetti. Falan filan derken ardından işte biliyorsunuz yani bu yıl oldukça heyecanlı geçti yüz tarafta. Pekin'in Türk Ocağı karşısındaki puanı gitti.
ardından işte 10 puan da Umlupınar'dan gitti derken yani oldukça heyecanlı, çekişmeli ama aynı zamanda da masraflı bir lig. Şimdi fazla masraf harcamayıp sadece emek vermiş olsaydınız hem bu duruma düşmeyecektik hem de düşüldüğü zaman da spor yaptığınız için, birilerine spor olanağı yarattığınız için yine zevk alacaktınız. Başkanım, ben futbolculara şunu bilmem lazım. Onlar o sahaya çıktığı zaman yani biz onlara, onlar bize muhtaç. Yani bazı takımları görüyorum, adamlar resmen yavralıyorlar top oynasın diye. Futbolcuya muhtaç duruma düşüyor. Ben ona karşıyım. O tersi olması lazım. Çünkü o kadar veriyor veriyor ki en sonunda onu kaybettiği takdirde geçmişte verdikleri hep boşa gideceği için. Bu defa futbolcuya çünkü zaten bağlı kalıyor. Hakem parasını biz ödüyoruz. Güzel sahada onlara top oynatmaya çalışıyoruz. Ta ki ben sana demiştim yani maçtan önceki evlerinden gidip aldığımız topçular oluyor. Evet. Evlerine bırakıyoruz. Gran pan alıyoruz yani yemeğe gidiyoruz bazen. Bundan fazlası da olamaz. Amatör futbolda olmaması lazım. Amatör amatör yaşamamız lazım. Sizin fish and chips'e gelen var mı böyle sporculardan uğrayıp? Yok, gelmiyorlar. Adresi bilmiyorlar. Adresi bilmiyorlar. Ben bu hafta adresi biliyorum. Bu hafta bir uğrayayım, bir balık yiyelim orada. Evet, Türk Toplumu Futbol Federasyonu ligleri en yoğun şekilde devam ediyor. Bu hafta Veteranlar Ligi'nden bahsetmedik. Çünkü İster haftasıydı ve veteranlarımız tatildeydi. Aslında İster haftasında tatil yapılacağını Sayın Futbol Federasyonu Başkanı bizlere pek duyurmadı. Bunun nedeni de takımların çoğunun oyuncularının İster nedeniyle yurt dışındaki bazı turnuvalara katılıyor olmasındandı. Evet, Turkish Masters bu yıl hem İngiliz Barnet Ligi'nde şampiyonluğa oynuyor hem de dış temasları aksatmadan yerine getiriyor. Onları da buradan kutlarız. Sportif hareketlerinin ve hareketliliklerinin devamını en içten destekçisi olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren Waltham Forest veteranları da aynı şekilde tekrar maçlarına geri dönüyor. Son 4 maçı tamamlayarak ilk yıllarını tamamlamış olacaklar. Evet, sizlere ben hoşça kalın derken Emrah kardeşime ve Trabzonspor'a bu yılki başarısından dolayı kutluyorum. Ve başarılarının da devamını temenni ediyorum. İyi akşamlar efendim.